Arkadaşlar merhaba. Bugün size CJ Cam'i inceliyoruz. Bu CJ Cam adlı arkadaş Çin'den bu sabah itibariyle elime ulaştı. Aslında isterseniz beni ciddi şaşırttı. Normalde ben eBay'den uzun zamandan beri alışveriş yapıyorum. Aşağı yukarı 3 hafta ile 1 ay arasında değişiyor. Bazen 1,5 ayı bulduğu oluyor ürünlerin bana ulaşmasın. Yalnız bu CJ Cam'i alalı 2 hafta oldu. Ne zaman aldım ben bunu? 27 Mayıs günü satın aldım. Bugün itibariyle 10 Haziran. Yani ne geçmiş? 2 hafta geçmesine rağmen bu kamera bugün itibariyle benim elime ulaştı. Daha doğrusu dün gelmiş. Fakat ben evde olmadığım için postacı bir kağıt bırakmış. Üzerinde tracking kodu da vardı. Ben gümrük çıktığını tahmin ediyordum. Ama gümrük çıkmamış. Bu tracking kodlu işte postacının bıraktığı kağıtla beraber postaneye gittiğimde bana direkt arkadaş böyle böyle bir paketiniz var dedi. Gümrüğü var mı diye sordum. Hayır dedi. Şimdi önce ne kadar aldım ondan bahsedelim birazcık. Şimdi bu CJ'lerin birkaç versiyonu var. Orijinal CJ'ler 100 dolar. Yani bunu CJcam.com diye bir internet siteleri var. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Ben de bunu bu fiyatlara aldım. Yani 255 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 255 lira gibiydi. Free shipping yani bedava kargosu vardı. Böyle bir fiyata aldım. Şimdi CJCam'dan bahsedecek olursak. CJCam GoPro'nun çakması diye tabir ettiğimiz bir kamera. Yani bir aksiyon kamerası. Çinlilerin üretmiş olduğu. CJ firması Shenzhen'de. Shenzhen'de üretiliyor bu kameralar. Birkaç tane versiyonu var bunun. Benim aldığım en çok tercih edilen versiyonu CJ4000 dediğimiz modeli ve Wi-Fi'li. Neden bu modeli tercih ettim? Özellikle incelemek istedim bunu. Çünkü Türkiye'de en çok bu tercih. GoPro'ya en yakın muadil olarak CJCam 4000 geçiyor. Yalnız şunu pas geçemeyeceğim. Şimdi eBay, AliExpress ve DHgate gibi sitelere girdiğinizde birkaç tane fiyat görüyorsunuz orada. Şimdi CJCam CJ4000 diye geçiyor. 100 lira falan fiyatı var. Bir de 250-300 lira arasında gidip gelen fiyatlar var. Bu 250 ile 300'lükler. Daha önce ben bunu bir videomda söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Orijinal olanlar bunlar. Bunun da nasıl ayırıyorsunuz? Bir kere şu kutuya bakmanız gerekiyor. Alırken resimlerine özellikle dikkat edin. Kutunun üzerinde şu şekilde olması gerekiyor. Bunun orijinal olmayanında şöyle bir resim falan yok. Ondan sonra kutunun sağ tarafında bir logo kare barkod, kare kod. Altında da ne yazıyor burada? Scratch and check. Buradan kazıyıp CJCam'in sayfasına girip kontrol edebileceğiniz şu şekilde göstereyim. Bir kod çıkıyor. Bunu buradan ben de gerçi daha henüz şey yapmadım ama kontrol etmedim ama muhtemelen orijinaldir diye düşünüyorum. Ha bir de şu var. CJCam'lerin üzerine şayet CJCam markaysa kesinlikle sağ alt köşesinde CJCam yazıyor. Buna kesinlikle dikkat edin. Hani şurada CJ'de HDTV falan filan yazanlarda kesinlikle aldanmayın. Kesinlikle orijinali falan değil. Ve bu GoPro'nun çakması olmasına rağmen o diğerleri de bunun çakması. Yani ne almış oluyorsunuz? 100 liraya çakmanın çakması bir kamera almış oluyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin. Zaten onlarda da şurada mesela water resistant yazıyor. Buna bildiğimiz normal İngilizce resistant olarak yazıyor. Ama sahtelerinde resistance mı? Öyle bir şey saçma sapan bir şey yazıyor. Yani orijinal olmayan bir şey yazıyor. Şimdi ben şimdi önce bu kamerayı direkt incelemeye geçmeyeceğim. Bugün sadece bu kameranın kutu açılımını yapacağım sizlere. Hani içinden ne çıkıyor falan bilmem ne merak edin diye. Ya merak edin diye diyorum. Merak etmeyin diye. Tam olarak görün diye şayet alacaksanız bu videoda bir işinize yarasın, faydalı olsun diye. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bismillah deyip başlıyoruz falan demiyorum tabii ki de. Sonuçta açılış yapmıyorum burada. Neyse. Şu kutuyu bir açalım bakalım. Ne varmış içinde? Kutumuzu açtık. Kutumuz şu şekilde görüldüğü üzere içinde CJCam kamera ve ekipmanları var. Şimdi sırayla başlayalım. Bir gidon aparatı çıkıyor. Gidona bağlamanız için. Bu arada çok ciddi şekilde zengin aksesuarı var ha. Yani ben GoPro aldım ona o kadar 1-1,5 milyar lira para bayıldık. 250 lira aldığımız kamerada aşağı yukarı aynı şeylerin daha fazlası var. Bu ne? Bu da kask aparatı sanırım. Kask havaya herhangi bir yere bağlamak için. Bir adet
kriz çıkıyor. Bu Avrupa standartlarına bir kriz. Ondan sonra arkasına su geçirmez kabı çıkıyor. GoPro'da da var. Su geçirmez ve su geçir kapları, arka kapakları onda da çıkıyor. Bu su geçirmez kabın daha doğrusu su geçirmeyen arka kapağı. Başka ne çıkıyormuş? Bakalım. Bir adet ara bağlantı. Kamerayı uzatmak isterseniz ara bağlantı aparatı çıkıyor. 2 adet kask veya herhangi bir yere yapıştırmak isterseniz aynı GoPro'da olduğu gibi bundan da bu çıkıyor. Onun haricinde bu iyiymiş ya. Bu normal bir frame çıkıyor içinden, yani normal çerçeve çıkıyor. Bununla ne yapıyorsunuz? Bununla kameranızı su geçirmez kaptan çıkartıp bunun içinde kullanarak çekim yapıyor. Bu gerçekten iyiymiş. Bu ne? USB kablosu şarj etmek için. Ondan sonra cırt cırt bantlar çıkıyor. Abi bu adamlar valla malzemeden çalmamışlar. Bol keseden bayağı bir şey koymuşlar. Yine bir ara bağlantı parçası. Bununla sanırım bunu ekleyerek uzatabiliyorsunuz. Onun haricinde tripoda bağlamak için adaptörleri var. Bu da gayet iyi. Bir ara bağlantı parçası da bunu. Şununla aynı bu. Bunu fazladan mı koymuşlar? Yok. Biri farklı yöne bakıyor, biri farklı yöne. Evet. Bayağı ciddi, ince, ayrıntılı şekilde düşünülmüş. Cırt cırtlar çıkıyor. Herhangi bir yere sabitlemek isterseniz diye. Bir adet gözlük silme camı. Gözlüklerimi silin diye bana bunu Çinliler hediye etmiş falan değil. Bu da GoPro kılıç ama GoPro diyorum. CJ'yi silmek için. Bu ne? Surf bağlantı aparatı. Ve surfe bantlamak için. Abi bu bile kalite ya. Adamlar valla 3M bant koymuşlar için. Çift taraflı bant. Onun haricinde de ne çıkıyor? İşte şöyle göstereyim. Kataloğu çıkıyor. Bir de GoPro'nun çakması olduğundan CJ Cam stickerları çıktı içinden. 2 tane CJ Cam sticker ama stickerlar bildiğiniz printerla falan basılmış yani. Gerçi diğerleri de printerla basık ama ya olsun, yine sağ olsun Çinliler düşünmüşler. Biz gelelim şimdi kameraya. Evet, yanılmışım. Şurada demin şey dedim, arkada su geçirmez kabı çıkıyor dedim ama bu yedeğiymiş arkadaşlar bunun. 2 tane su geçirmez kabı var. Bir tane de yedeğini gönderiyorlar. Normalde GoPro'da burası, ben GoPro Hero Silver, GoPro Hero 4 Silver kullanıyorum. Arka tarafı burası dokunmatik ekran olduğu için boş. Bunun da öyle olduğunu düşündüm. Ama bu şekilde değilmiş. Gelelim kameraya. Kamera şu şekilde görebiliyorsunuz sanırım. Dediğim gibi işte üstünde tuşları var. İşte mod tuşu falan filan, sağda menü seçim tuşları var. Bunun GoPro'dan bir farkı, üst tarafta kilit var arkadaşlar. Kilitle kapağını açıyorsunuz. Bu da iyi bir şey aslında. Gerçi yani ötekinde de GoPro'da da pek bir şey olmuyor, düşmüyor ama şöyle çıkaracak olursak şu şekilde, bu housing ya da cup dediğimiz su geçirmez su kılıfı. Ha, burası bayağı şey gibi oldu. Çeyizci dükkanı gibi oldu. Bir sürü şey çıktı içine. Şu da kameranın kendisi. Üstünde jelatinler var. Şimdilik bunları çıkartmıyorum. Bakalım. Kamera açılıyor mu? Şöyle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, kamera açıldı. Şöyle bir şey çıkıyor ekranda. Valla kamera görüntü itibariyle şu an güzel. Tabii bunları daha sonra testlerini yapacağım. Ayrıntılı da size bilgi vereceğim bununla ilgili. Bu arada kameranın şarjı GoPro Hero 4'lerle aynı. Altta bir tık yeri var. Şöyle yakından göstereyim. Bunu açtığınızda ya da açamadığınızda. Evet. Açılıyor. Kolay açılıyor. Zorlanmıyor. Kapağı elimde kalmadı arkadaşlar. Kapak çıktı yerinden. İçinden pil çıkıyor. Şöyle bir kulakçık yapmışlar. Evet, pili biraz çıkartırken zorlanıyor. Pili GoPro piline benziyor ama tabi bilmiyorum, GoPro'yu hiç kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Belki online olabilir. Ama GoPro Hero 4'lerle aynı değil pili. Kameranın boyutları yani valla işin özü, şayet bu işlere yeni başlıyorsanız, çok da para vermek istemiyorsanız, şu an itibariyle kamerayla görüntülerini falan bir şeyini çekmedim. Henüz bir test falan yapmadım ama bana göre alınabilir bir kamera bu. Evet, şu şekilde tırnağını da taktığımızda. Evet, kamera bu arkadaşlar.
Yani şimdi sırayla tekrardan gerisini geriye gidecek olursak aynı şekilde toparlayarak gidiyorum. Kameramı epey bir aksesuar çıkıyor. Bol malzemeden çalınmamış lahmacun gibi aksesuar var içinde arkadaşlar. Bol kıymalı lahmacun hesabı aksesuar koymuşlar içine. Bu da büyük bir avantaj bence. Çünkü GoPro'da biliyorsunuz biraz da satış stratejisi olarak içinden doğru dürüst aksesuar çıkmıyor. Her seferinde gidip bir şeye ihtiyacınız olduğunda aksesuar almak zorunda kalıyorsunuz. Bu da CJK'mi bu konuda öne geçiriyor mu? Bana göre öne geçiriyor. Fiyat avantajıyla da şayet performansı da değerlendirirsek gayet iyiyse bence bu kamera aksiyonlar için uygun. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağım? Bir sonraki videoda GoPro ile kıyaslamayacağım. Ya bana göre bu kamerayı alıp da işte internette bulabilirsiniz. Bunun örnekleri var YouTube'da falan. İşte GoPro'nun çekimi şöyle, bunun böyle falan demenin bir anlamı yok. Biri 1 milyarlık bir kamera, biri 200 liralık bir kamera. İkisinin arasında ciddi fark var. O yüzden normal olarak bunun çekimlerini yapacağım. İşte slow motion veya vlog tarzında bir çekim yapacağım size. Takdirini size bırakacağım. Yani istiyorsanız bu kameradan alırsınız. Benim babamın oğlu değil bu adamlar. Yani sonuçta ben bunları sadece sizler için inceliyorum. Ama bana kalırsa şahsi fikrim valla benim hoşuma gitti ya. Gerçi ben bu adamlardan bu kameranın sarısını istemiştim. Siyahını göndermişler. Siyahını göndermişler ama çok da problem değil. Yani siyah birazcık dandik gibi duruyor dışarıdan ama valla kamera güzelmiş ya. Bilmiyorum, herhalde 6. 7. değişimdir yani izleyen arkadaşlar bıkmıştır. Yeter be kardeşim sen de amma çok kamerayı övdün falan diye ama böyle. Velhasıl kelam. Şimdilik bu kadar. Bu video aşağı yukarı herhalde 7-8 dakikalık bir video oldu mu? Bilmiyorum ne kadardır konuşuyorum. Ekrana baktığımda 8-9 dakika falan olmuş herhalde. Şimdilik böyle diyorum arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Bir sonraki çekimde de size bu CJ4000 ya da bazı arkadaşlar dediği CJ4000 kameranın çekim testlerini yapacağım. Şayet ondan da başarılı geçerse benden 5 yıldız üzerinden 5 almış olacak. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz demek oluyor. Bu arada ekranın alt köşesinde, aman ekranın alt köşesinde diyorum. Sanki televizyonda yayın yapıyoruz. Ekranın altında geziniyor@gmail.com adlı mail adresim çıkıyor. Bana istediğiniz soruyu buradan sorabilirsiniz. Ahlak sınırları içinde kalmak şartıyla. Herhangi bir eleştiriniz varsa eleştiri de yapabilirsiniz. Öneriniz varsa önerinize her şeyi açın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın.